Sevgili öğrenciler, Bilgi Yelpazesi'nin eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlerle ek fiil nedir, ek fiil nerelerde kullanılır, görevi nedir, ek fiil cümlede nasıl anlaşılır gibi konular işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Ek fiiller, diğer bir ismi ek eylemler. Ek eylemler veya ek fiiller isimlere veya fiillere, şuna dikkat edin, i yani imek eki getirilerek yapılır. Sevgili öğrenciler ek fiil dediğimiz fiil bu i ekidir. Ek fiiller dediğimiz zaman ek fiiller dörde ayrılır. Bunlar idi, imiş, ise ve direkleridir. Sevgili öğrenciler öncelikle cümle içinde ek fiil var mı yok mu bunu öğrenelim. Bu işin bir püf noktası var. Size önce bu püf noktasını anlatayım. Şu şekilde oluyor. Cümlede geçen di, miş, se'yi eğer biz i'li şekilde okuyabiliyorsak bu ekimiz ek fiildir. Yani biz di miş, se'yi idi, imiş, ise diye okuyabiliyorsak biz burada ek fiil vardır deriz. Örneklerde görelim. Buraları önceden gezdik. Sevgili öğrenciler burada di ekimiz var. Acaba buradaki di ekimiz ek fiil olan di mi yoksa görülen geçmiş zaman eki olan di mi? Hemen bunu şuradaki idili şekilde okumaya çalışalım. Eğer okuyabiliyorsak ek fiildir. Okuyamıyorsak ek fiil değil. Buradaki diğimiz görülen geçmiş zaman eki olan di'dir. Buraları önceden gez idik. Bakın bu şekilde okuduğumuz zaman buraları önceden gez idik. İdik şeklinde okuyamıyoruz. O yüzden buradaki diğimiz ek fiil olan di değildir. Diğer örneğe bakalım. Buraya gelmeden temizdik. Bakalım buradaki D'yi idik şeklinde okuyabilecek miyiz? Buraya gelmeden temiz idik. Evet temiz idik şeklinde okuyabildik. O yüzden buradaki D'miz ek fiil olan D'dir. Yerine bakalım. Buraları önceden gezerdik. Bakalım buradaki diğimiz ek fiil mi? Gezerdik idik şeklinde okuyabilecek miyiz? Buraları önceden gezer idik. Evet idik şeklinde okuyabildik. O yüzden buradaki diğimiz ek fiil olan değildir. Şimdi de mış ekimize bakalım. Dışarı çıkınca hastalanmışsın. Şimdi buradaki mışı imiş şeklinde okuyabilecek miyiz? Dışarı çıkınca hastalan imişin. Bakın çok saçma oluyor. O yüzden buradaki mışı İmiş şeklinde okuyamadığımız için buradaki mışımız ek fiil olan mış değil, duyulan geçmiş zaman olan mıştır. İki gündür hastaymışsın. Bakalım buradaki mışımız ek fiil olan mış mı? Hemen bunu imiş şeklinde okumaya çalışalım. İki gündür hasta imişsin. Bakın imiş şeklinde okuyabildim. O yüzden buradaki mışımız ek fiil olan mıştır. Diğer mışımıza geçelim. Dışarı çıkınca hastalanacak mışsın. Bakalım buradaki mışımızı imiş şeklinde okuyabilecek miyiz? Eğer okuyabilirsek ek fiildir. Okuyamazsak ek fiil değildir. Dışarı çıkınca hastalanacak imişsin. Evet imişsin şeklinde okuyabildik. O yüzden buradaki mışımız ek fiil olan mıştır. Şimdi de ek fiil olan ssa2'mize geçelim. Şunları alsa iyi olur. Bakalım buradaki ssa'yı biz ise şeklinde okuyabilecek miyiz? Şunları al ise iyi olur. Bakın saçma oldu. O yüzden buradaki sayı biz ise şeklinde okuyamadık. Sağımız ek fiil değildir. Şart kipidir. Diğer sağımıza bakalım. Cevapları doğruysa sınavı geçer. Bakalım buradaki sağı ise şeklinde okuyabilecek miyiz? Cevapları doğru ise bakın ise şeklinde okuyabildim. O yüzden buradaki sağımız ek fiil olan sağdır. Diğer sağa bakalım. Şunları alırsa iyi olur. Bakalım buradaki sağı ise şeklinde okuyabilecek miyiz? Şunları alır ise İyi olur. Gördünüz mü? Buradaki sağımızı ise şeklinde okuyabildiğimiz için buradaki sağımız ek fiil olan sağdır. Sevgili öğrenciler, ek fiilin dördüncü şekli dırdı. Aslında bu ıdır şeklindedir. Biz dırı gördüğümüz zaman hemen ona ek fiil diyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Bakalım biraz heyecanlıdır. Dırı gördük hemen ek fiil dedik. Bildiğiniz gibi dır eki dır dir durdur veya şurada olduğu gibi süt bozulmuş tur tır tir tur tür şeklinde olabilir. Bu gösterdiğimiz yöntemi uygularken sakın burada biraz heyecanlı idir, süt bozulmuş idir şeklinde okumaya çalışmayın. Çünkü ne demiştik? Bakın burada direki yok. Di, miş, se. Dört tane ekvilden burada üçü var. Dir yok. Eğer biz bunları idi imiş ise diye okuyabiliyorsak o cümlede geçen diymiş s eklerimiz ek fiildir. Dırı gördüğümüz zaman hemen ek fiil diyeceğiz. Sevgili öğrenciler dır eki kolaydır. Dır ekini gördüğümüz zaman eğer o cümlede yazıyorsa biz ona ek fiil diyeceğiz. Fakat uyarıya dikkat edin. İsme gelen dır eki düşerse kendisinden önceki ismin içine girer. İşte sizi sıkıntıya sokacak konu budur. Örneklerimize bakalım. Dışarı çıkmak yasaktır dediğimiz zaman işimiz kolay. Burada zaten tır yazmış. Fakat dışarı çıkmak yasak dediği zaman bakın burada aslında tır var ama buradaki tırımız düşmüştür. Düşse bile biz gene de burada ek fiil vardır diyeceğiz. Bakın bunu unutmayın. Diğer örneğe bakalım. Aldığımız ev 4 odalıdır. Hemen dırı koymuş. Sıkıntı yok. Dırı gördüğümüz zaman hemen buradaki dırı ek fiil dedik. Fakat ya dır düşerse Aldığımız ev 4 odalı. Bakın burada aslında dır var. Ama bu düşmüş. Düşse bile biz bu cümlemizde ek fiil vardır diyeceğiz. Sevgili öğrenciler, dır eki ile ilgili canınızı yakacak diğer bir konu. Bakın, dır ek fiiline kulağımız düşürüle düşürüle alışmıştır. Bu ne demek? Bakın, buraya çok dikkat edeceksiniz. Genelde testlerde bu çıkar. Ben çalışkan bir öğrenciyim deriz biz. Fakat biz ben çalışkan bir öğrenciyimdir demeyiz. Buradaki diri söylemeyiz, düşürürüz. Halbuki dir vardır burada. Sen çalışkan bir öğrencisin deriz. Sen çalışkan bir öğrencisindir demeyiz. Çünkü kulağımız artık bu diri düşüre düşüre dirsiz haline alışmıştır. O çalışkan bir öğrenci aslında şurada direkimiz var. Biz çalışkan bir öğrenciyiz. Bakın şuradaki ek. Siz çalışkan bir öğrencisiniz. Buradaki ek. Ve onlar çalışkan bir öğrenciler. Artık bakın bu kullanım da yavaş yavaş kulağımızdan silinmeye başladı. Şeklinde söyleriz. Demek ki bu cümlelerde bizim direkimizin görevini şurada gördüğünüz ekler üstlenmiştir. O yüzden biz bu şekilde bir kullanım gördüğümüz zaman bakın buna dikkat edin. Burada mutlaka ek fiil vardır diyeceğiz. Neden? Çünkü söylediğimiz gibi kulağımız düşürle düşürle bunun dilsiz şekline alışmıştır. Yani dilin görevini buradaki ekler üstlenmiştir. Sevgili öğrenciler dır eki ile ilgili diğer önemli uyarımız. Bakın dır eki isimlere geldiği zaman nelere dikkat edeceğimizi gördük. Şimdi bakın dikkat edin. Dır ek fiili fiilden sonra yazılmamışsa buna çok dikkat edin. Yazılmamışsa kendimiz düşmüş diyemeyiz. Bakın burada ne demiştik? İsme gelen dır düşerse ismin içine girer demiştik. Yani şurada yasak ismi tek başına kullanılsa bile biz şurada dır vardır diyecektik. Fakat burada fiilden sonra yazılmamışsa biz isimden sonra yazılmamış fakat burada direki vardır diyorduk. Bu durumda fiilden sonra yazılmamışsa biz kendimiz burada direki vardır demeyeceğiz. Örneklere bakalım. Şu an uyuyordur. Bakın cümleye durekini yani ekini koymuş. O yüzden burada ek fiil var. Fakat şu şekilde yazarsa şu an uyuyor. Bakın uyumak fiil. Şu an uyuyor demiş noktayı koymuş. Biz kendi kafamızdan İsimlerde olduğu gibi şurada dur düşmüş demeyeceğiz. Bakın burada ek fiil yok. Ödevini yapacaktır diye yazarsa ek fiil vardır diyeceğiz. Fakat ödevini yapacak dediği zaman eğer noktayı koymuşsa ve buraya trackini koymamışsa burada kendimiz tireki vardır demeyeceğiz. İşe erkenden gitmiştir dediği zaman burada trackini yazdığı için ek fiil vardır diyeceğiz. Fakat... İşi erkenden gitmiş dediği zaman bakın burada tirekini kullanmamış. O yüzden burada ek fiil yoktur diyeceğiz. Sonuç olarak sevgili öğrenciler direkine çok dikkat etmemiz gerekir. İsme gelince farklı oluyor. Fiile gelince farklı oluyor. Bu konuyu asla unutmayın. Sevgili öğrenciler buraya kadar cümle içinde geçen ekin ek fiil olup olmadığını nasıl anlarız? Bunun püf noktasını gördük. Şimdi işin bilgi boyutuna bakalım. Bakın bu bölümde önemli. Öncelikle ek fiillerin çeşitleri ve bu çeşitlerin isimlerine bakalım. Demiştik ki ek fiiller dörde ayrılır. İdi, imiş, ise, dır. Peki bunların isimleri neler? Sevgili öğrenciler ek fiil konusunu iyice anlayabilmeniz için sizlerin haber kiplerini veya dilek kiplerini iyi bir şekilde bilmiş olmanız gerekir. Çünkü bu konumuz haber kipleri ve dilek kipleri ile bağlantılı. Eğer haber kipleri ve dilek kipleri ile ilgili eksiklikleriniz varsa bu konuyu anlamanız biraz zordur. Videonun sonuna haber kipleri ve dilek kipleri ile ilgili konu anlatımlarını da ekleriz. Oradan tekrar bir kontrol edersiniz. Şimdi başlayalım. Biz eğer cümlede diye ki kullanılmışsa buna haber kiplerinden fiilin görülen geçmiş zamanı diyorduk. Eğer ki bu cümlede kullanılan di ekimizi biz idi şeklinde okuyabiliyorsak bu sefer de bakın ismi o kadar da değişmiyor. Şurada fiilin dedik. Burada ek fiilin diyeceğiz. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Eğer mi ekimiz ek fiil değilse haber kiplerini hatırlayın. Fiilin duyulan geçmiş zamanı diyorduk. Eğer cümlede kullanılan mişeki ek fiilse bu sefer de fiil değil de ek fiilin duyulan geçmiş zamanı diyeceğiz. İsmi bu. Eğer ki s ekimiz ek fiil değilse fiilin şartı diyorduk. Bu sefer de eğer oradaki s'miz ek fiil ise ek fiilin şartı diyeceğiz. Gelelim dır ekimize. Dır ekimiz sevgili öğrenciler aslında bizim fiilin geniş zamanı olan r ekidir. R2 ek fiil olduğu zaman dır şekline döner. O zaman ismi de ek fiilin geniş zamanı olur. Ek fiilin çeşitleri ve isimleri bu kadar. Sevgili öğrenciler peki ek fiillerin görevleri neler? Ek fiillerin iki tane görevi vardır. Ya isimlere gelirler ya fiillere gelirler. Eğer ki isimlere gelirlerse Ek fiilin görülen geçmiş zamanı, ek fiilin duyulan geçmiş zamanı, ek fiilin şartı ve ek fiilin geniş zamanı isimlerini alırlar ve cümlede kullanılan bu ismin cümle içinde yüklem olarak kullanılmasını sağlarlar. Eğer ki ek fiillerimiz fiillere gelirlerse bu sefer isimleri hikaye birleşik zamanı, rivayet birleşik zamanı ve şart birleşik zamanı şeklinde olur. Ve gördüğünüz gibi fiillere gelen bu ek fiillerimiz Birleşik zamanlı fiiller yapar. İsimlere getirilen ek fiillerden başlayalım. Sevgili öğrenciler ek fiiller dedik ki isimlere geldiği zaman bunları yüklem yapar. Öncelikle yükleme kısaca anlatayım. Yüklem demek kelimeleri toparlayıp cümle yapan öge demektir. Bu konuyu 8. sınıfta ayrıntılı bir şekilde görürsünüz zaten. Kelimeleri toparlayıp nasıl cümle yapıyor örnekte görelim. Arkadaşın gerçekten dediği zaman bakın burada bir cümle yok. Arkadaşın gerçekten Şimdi buraya bir isim getirelim. Arkadaşın gerçekten zeki. Bakın burada nokta kullanabiliriz. Neden artık nokta kullanıyoruz? Çünkü şurada geçen isim arkadaşın ve gerçekten kelimelerini toparlayıp bir cümle haline getirdi. O yüzden buradaki zeki kelimesi cümlenin yükleme oldu. İstersek bu şekilde yazabiliriz. Dirden hatırlayın. Bakın burada dir düşmüş. Bu cümleyi arkadaşın gerçekten zeki dir şeklinde de söyleyebiliriz. İstersek arkadaşın gerçekten zekiydi şeklinde söyleyebiliriz. İstersek arkadaşın gerçekten zekiymiş şeklinde söyleyebiliriz. Sevgili öğrenciler ek fiilin şart eki cümlenin içinde yer alıyor. Arkadaşın gerçekten zeki ise bu sınavı geçer diyelim. Bakın burada s ikimizde ek fiilin şart tipi oldu. Yüklemi bu şekilde kısaca anlattıktan sonra artık isimlere getirilen ek fiillere başlayalım. Bunlardan birincisi ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Ek fiilin çeşitleri ve isimlerini de hatırlayın. Görülen geçmiş zamanımız idi eki idi. Bakın idi eki idi. Neymiş bu idi eki? İsimlere gelerek verilen bilginin geçmişte olduğunu fakat artık olmadığını söyler. Anlamına dikkat edin. Verilen bilgi geçmişte varmış fakat artık yokmuş. Örnekte görelim. Altıncı sınıftayken tembel din. Bakın burada tembel kelimesi isimdir. Biz buradaki diyi idi şeklinde okuyabiliyor muyuz? 6 sınıftayken tembel idin. Bakın idin şeklinde okuyabildik. Anlamlı oldu. Şimdi anlamına dikkat edelim. Sevgili öğrenciler size genelde sınavlarda anlamını sorar. Mesela aşağıdaki ek fiillerden hangisi geçmişte varken artık yoktur şeklinde sorar. Peki buradaki cümlenin anlamı ne? Altıncı sınıftayken tembel din. Bakın 6. sınıftayken tembeldin. Artık tembel değilsin. Anlamı verdi. İsimlere getirilen ek fiillerden ikincisi imiş ek fiilimiz. Peki bu imiş ek fiilimiz cümleye hangi anlamı verilmiş? İsme geldiği zaman başkasından duyma, öğrenme. Aynı haber kiplerinde olduğu gibi anlamı verilmiş. Bakalım bu okulda öğretmenmiş. Bakın buradaki mişi imiş şeklinde okuyabiliyoruz. O yüzden buradaki mişimiz ek fiildir. Peki anlamına bakalım bu okulda öğretmenmiş. Yani ben o kişinin bu okulda olduğunu başkasından duydum, başkasından öğrendim anlamı veriyormuş. Peki isme gelen mişeki başka hangi anlamı verir? İsme gelince sonradan fark etme anlamı verebilir. Bakın Aa kazağın çok güzelmiş. Sevgili öğrenciler bu cümleye dikkat edin. Evet buradaki mişi biz imiş şeklinde okuyabiliyoruz. Aa kazanın çok güzel imiş. Mişimizin ek fiil olduğunu anladık. Fakat hangi anlamı verdi? Şimdi cümlenin hepsine bakacaksınız. A kazağın çok güzelmiş. Bunu söyleyen kişi o kişinin üzerindeki kazağı görüyor. Bakın başkasından duyma veya öğrenme anlamları yok. Fakat kazağın çok güzel olduğunu yeni fark ediyor. Sonradan fark ediyor. Bu anlamlara dikkat edin. Sınavlarda genelde ek fiilin cümleye kattığı anlamı da sorarlar. Şimdi gelelim isme gelen üçüncü ek fiilimiz. Ek fiilin şartı yani iseye. Peki ise ek fiilimiz isme eklenince hangi anlamı verir? Dilek kiplerinde hatırlayın bildiğimiz şart anlamı verir. Yani bir işin olması için başka bir işin olması şarttır anlamı verir. Örneğimize geçelim. Cevapları yanlışsa sınavı geçemez. Bakalım buradaki sağımız ek fiil olan sağ mı? Cevapları yanlış ise sınavı geçemez. Evet burada ise şeklinde okuyabildik. O yüzden buradaki sağımız ek fiildir. Anlamına bakalım sınavı geçememesinin şartı yani hangi şartla hangi koşulda sınavı geçemez eğer cevapları yanlışsa. Sevgili öğrenciler bu ise ile ilgili çok önemli bir uyarımız var. Bakın bu uyarıya dikkat edin. Ek fiilin şartı olan ise ile bağlaç olan ise'yi birbirine karıştırmayın. Çünkü ek fiilin şartı olan ise'nin görevi bağlamak değildi. Örneklerimize bakalım. Bu kişi kardeşinse aramıza katılabilir. Bu kişi kardeşin ise aramıza katılabilir. İse şeklinde okuyabildik. Hemen bu ise şeklinde okuyabildiğimiz için buna ek fiilin şartı demiyoruz. Bakın uyarıya dikkat edin. Hemen bakıyoruz. Acaba buradaki s'miz bağlaç olan s mi? Hayır. Buradaki s'miz bağlaç olan s değil. O yüzden buradaki s'miz ek fiil olan s'dir. Peki bağlaç olması nasıl oluyor? Hepimiz geldik. Kardeşin ise gelmedi. Bakın burada kardeşin ise. Kardeşinle diğerlerini birbirine bağladığı için buradaki s'miz ek fiilin şartı olan s değil, bağlaç olan s'dir. O yüzden buradaki s'ye ek fiil demiyoruz. Bu konuya çok dikkat edin. Sevgili öğrenciler ek fiilin şartı olan isenin iyisi düşürülmeden de kullanılabilir. Buna da dikkat edin. Yani ben istersem vitrindeki elbise ucuzsa onu alabiliriz şeklinde söyleyebilirim. İstersem de vitrindeki elbise ucuz ise onu alabiliriz şeklinde söyleyebilirim. Fakat ise'li şeklinde söyleyemediğim durum ek fiil olmayan s'ye sahidi. Bakalım doğruları görse yanlışlarından utanır. Bakalım buradaki s'yi ise şeklinde okuyabilecek miyim? Anlamlı olacak mı? Doğruları gör ise yanlışlardan utanır. Bakın buradaki s'yi ise şeklinde okuyamıyorum. O yüzden buradaki... S'miz ek fiil olan S değil. Bu konuya da dikkat edin. Ve sevgili öğrenciler ek fiillerin dördüncüsü ek fiilin geniş zamanı olan dır ekimizdi. Peki bu dır ek fiili cümleye hangi anlamı verir? Eklenen ismin her zaman öyle olduğunu bize söyler. Örneklerde görelim. Arkadaşım başarıdır. Yani benim arkadaşım başarıdır. Bakın her zaman ben kendime başarıyı arkadaş edinmişimdir anlamı veriyor. Sevgili öğrenciler uyarıya dikkat edelim. Drake'i isme eklendiği zaman kesinlik veya olasılık anlamları verebilir. Bunu ayırt etmek için cümleye göre hareket edeceğiz. Örneklere bakalım. Bizim karşımıza sadece bir kitaptır, bir kitaptır şeklinde çıktığı zaman biz bunun kesinlik mi yoksa olasılık mı olduğunu anlayamayız. Mutlaka cümlenin hepsine bakacağız. Severek okuduğum bir kitaptır dediği zaman elimde o kitap var ve bu kitap hakkında ben kesin konuşuyorum. Demek ki buradaki ek fiil olan direkimiz kesinlik anlamı vermiştir. Diğer cümlemize bakalım. Anladığım kadarıyla pahalı bir kitaptır. Bakın cümlenin hepsine baktığımız zaman biz burada bir tahminde bulunuyoruz. Anladığım kadarıyla diyor. O yüzden buradaki ek fiilin direki olasılık anlamı vermiştir. Sevgili öğrenciler sınavda genelde şu ikisi karşınıza çıkar. Sevgili öğrenciler dır eki ile ilgili 3 tane uyarımız vardı. Hemen onları tekrar edelim. Dır eki ile ilgili birinci uyarımız eğer isme gelirse bu düşebilir. Buna dikkat edeceksiniz. İkinci uyarımızda isme getirilen şurada gördüğünüz kişi ekleri sayesinde dır eki düşürülür. O yüzden buradaki kişi ekleri dır eki yerine kullanılır. Ve üçüncü uyarımız eğer dır eki fiilden sonra yazılmışsa ek fiil vardır diyeceğiz. Yazılmaması ek fiil yoktur diyeceğiz. Sevgili öğrenciler ek fiillerin görevlerinden isimlere getirilenleri gördük. Şimdi fiillere getirilen ek fiillere bakalım. Demiştik ki fiillere getirilen ek fiiller birleşik zamanlı fiiller yapar. Öyleyse biz birleşik zamanlı fiil nedir onu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler biz birleşik zamanlı fiilleri 3'e ayırıyoruz. Birincisi hikaye birleşik zamanı. Kalıbımız şu şekilde. Kip eki almış olan bir tane fiile idi ek fiili geldiği zaman bu hikaye birleşik zamanlı fiil olur. Hemen örneklerde bakalım. Alıyor dum demiş. Bakın burada şimdiki zaman eki gelmiş. Bundan sonra bizim ek fiilimiz olan dimiz var. Ek fiilimi bakalım. Alıyor idim. Bakın idim şeklinde okuyabildim. Demek ki buradaki duğumuz ek fiil olan idiymiş. Peki bunun ismi ne? İsmi de şu şekilde. Önce kipin ismini söylüyoruz. Daha sonra du ya da hikayesi diyoruz. Yani alıyordum fiilinin birleşik zamanlı ismi şimdiki zamanın hikayesi oluyor. Alacaktım demiş hemen acaktı hikayesi birleştirelim. Almak fiilinin gelecek zamanın hikayesi ismini alıyor. Alırdım buradaki R harfimiz geniş zaman, dı hikayesi diyeceğiz. Birleştirelim almak fiilinin geniş zamanın hikayesi ismini alıyor. Aldıydım dığımız görülen geçmiş zaman. Diğer dığımız bizim ek fiil olan dığımız yani hikayesi diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin görülen geçmiş zamanının hikayesi ismini alıyor. Almıştım, mış, duyulan geçmiş zaman, tı, hikayesi diyoruz. Birleştirelim. Almak fiilinin duyulan geçmiş zamanın hikayesi şeklinde isim alıyor. Dilek kiplerindeki haline bakalım. Almalıydım demiş. Malı bizim gereklilik kipimiz. Dığ'ya zaten hikayesi diyoruz. Çünkü bakın isim ne? Hikaye birleşik zamanı. Sürekli hikayesi diye bitireceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin gereklilik kipinin hikayesi ismini alıyor. Alsaydım sağ şart kipi d hikayesi birleştiriyorum. Almak fiilinin şartının hikayesi. Devam ediyorum. Alaydım. Buradaki a istek kipi d gene hikayesi diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin istek kipinin hikayesi ismini alıyor. Sevgili öğrenciler Buraya dikkat edin. Emir kipinin eki yok. Buradaki dığımız artık hikayesi diyemeyiz. Buraya eğer dığıyı koyarsanız bakın bunu idim şeklinde okuyamayız. Al idim. Gördünüz mü? Buradaki dığımız ek fiil olan dığı değil. O yüzden emir kipinin birleşik zamanı yok demektir. Birleşik zamanlı fiillerin ikincisi rivayet birleşik zamanı. Aynı şekilde kipten sonra imiş ek fiili gelecek. Hemen ekleyelim alıyor muşsun. Yora şimdiki zaman dedik. Muş artık rivayeti şeklinde söyleyeceğiz. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti. Alacak mışım, acak gelecek zaman dedik. Mış rivayeti diyeceğiz. Almak fiilinin gelecek zamanın rivayeti. Alır mışım, re geniş zaman, mış rivayeti birleştirelim. Almak fiilinin geniş zamanın rivayeti ismini aldı. Aldıymışım. He, şimdi burada bir duralım. Aldıymışım. Sevgili öğrenciler bunları ezberlemenize gerek yok. Bakın kulağınız size bu şekilde bir kullanım olmadığını söyler. Bakın saçma oldu. Aldıymışım. O yüzden bu şekilde bir kullanım yok. Geçiyoruz. Almışmışım. Almışmışım. E, kulağımız yadırgamadı. Bu şekilde bir kullanım var. Hemen bunun ismini söyleyelim. Mış duyulan geçmiş zaman. Diğer mışımız rivayeti diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin duyulan geçmiş zamanının rivayeti. Devam ediyorum. Almalıymışım. Malı gereklilik kipi. Mışa zaten rivayet diyorduk. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin gereklilik kipinin rivayeti. Alsaymışım. Sağ şart kipi. Mış rivayeti birleştirelim. Almak fiilinin şartının rivayeti. Alaymışım. Ağımız burada istek kipi. Mış rivayeti diyeceğiz. Almak fiilinin istek kipinin rivayeti. Emir kipinde de aynı şekilde birleşik zaman olmuyor. Demek ki rivayet birleşik zamanda iki konuya dikkat edeceksiniz. Aldıymışım zaten kulağımız yadırgıyor. Bir de emir kipinin zaten eki olmadığı için buradaki mışımız bildiğimiz duyulan geçmiş zaman oluyor. Bu iki konuya dikkat edeceksiniz. Sevgili öğrenciler birleşik zamanlı fiillerin sonuncusu şart birleşik zamanı. Aynı şekilde kipten sonra bu sefer de bizim ek fiilimiz olan ise gelecek. Hemen bakalım. Alıyorsam, yor şimdiki zaman saya şartı diye bitireceğiz. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin şimdiki zamanının şartı. ismini bu şekilde söyleyeceksiniz. Alacaksam, acak gelecek zaman sağ şartı. Almak fiilinin gelecek zamanının şartı. Alırsam, re geniş zaman sa şartı diyeceğiz. Almak fiilinin geniş zamanının şartı. Aldıysam görülen geçmiş zaman sağ gene şartı diyoruz. Almak fiilinin görülen geçmiş zamanının şartı almışsam mış duyulan geçmiş zaman sağ gene şartı diyoruz. Almak fiilinin duyulan geçmiş zamanının şartı şeklinde isimlendiriyoruz. Dilek kiplerindeki haline bakalım. Almalıysam malı gereklilik kipi dedik sağ şartı diyeceğiz. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin gereklilik kipinin şartı alsaysam bakın iyi dinleyin alsaysam saçma oldu. Demek ki böyle bir kullanım yok. Geçiyorum. Alaysam bakın kulağımız yadırgadı. Böyle bir kullanım da yok. Bunu da geçtim. Alsam zaten buradaki sağımız bizim ek fiil olan sağ değil. Nereden anlıyoruz? Deneyelim. Al isem bakın olmuyor. Buradaki sağımız şart eki olan sağdır. O yüzden bu şekilde bir kullanım da yok. Sevgili öğrenciler fiillere eklenen ek fiiller Birleşik zamanlı fiiller oluşturur dedik. Bakın bu konu çok önemli. Şimdi de bu Birleşik zamanlı fiiller cümleye hangi anlamları katıyor ona bakacağız. Sınavlarda sık sık karşınıza çıkar. Birincisi küçümseme, inanmama, dalga geçme anlamı verir. Bunun kalıbı nedir? Fiilden sonra duyulan geçmiş zaman eki olan mış gelecek. Daha sonra bizim ek fiil olan mışımız gelecek. Örneklere bakalım. Sınavdan 100 almış dediğimiz zaman burada... Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat biz bu cümleyi bu şekilde değil de sınavdan yüz almışmış, sınavdan yüz almışmış. Bakın bu şekilde söylediğimiz zaman o kişinin sınavdan yüz aldığına inanmama, hatta ona küçümseme anlamı veriyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Bir oturuşta bir kitabı bitirmiş. Bu şekilde okuduğumuz zaman bunu birinden duyduğumuzu ve onun bir oturuşta bir kitabı bitirdiğini anlıyoruz. Fakat bu şekilde değil de bizim Mış, mış kalıbına göre okursak bir oturuşta bir kitabı bitirmişmiş. Bakın bu şekilde okuduğumuz zaman bir oturuşta bir kitabı bitirmişmiş. Aynı şekilde burada da onu küçümseme, onun söylediğine inanmama anlamı ortaya çıkıyor. Yani bu cümleyi söyleyen kişi onunla dalga geçmiş oluyor. Birleşik zamanlı fiillerin cümleye kattığı anlamlardan ikincisi terk edilmiş alışkanlık. Şimdi sevgili öğrenciler terk edilmiş yani geçmişte yapılmış alışkanlıkta bizim geniş zaman eki olan -r'dir. Bu ikisi birleştiği zaman terk edilmiş alışkanlık ortaya çıkıyor. Örneklerimize bakalım. Eğer ki biz her gün 20 sayfa kitap okur diye bir cümle ile karşılaşırsak bu cümleyi gördüğümüz zaman bu işi her zaman yaptığı, yani geçmişte yapıyormuş, şu anda da yapıyor ve bu gidişte gelecekte de yapacak. Yani bunun artık alışkanlık haline geldiğini anlarız. Fakat şimdi dikkat edin. Her gün 20 sayfa kitap okurdu dediği zaman evet geçmişte bu onun için bir alışkanlıkmış. Fakat artık okurdu diyor. Demek ki artık bu alışkanlığını terk etmiş anlamı veriyor. Birleşik zamanlı fiillerin cümleye kattığı anlamlardan üçüncüsü gerçekleşmemiş niyet veya beklenti. Gerçekleşmemiş gene di ekiyle yapıyoruz. Niyet, beklenti gelecek ile ilgilidir. Burada da gelecek zaman ekini kullanıyoruz. Yani fiilimizde ecek ve di ekleri olacak. Örneklerde görelim. Sana hediye alacağım dediğimiz zaman sana hediye alacağımı niyet ettim anlamı ortaya çıkıyor. Yani gelecek ile ilgili bir plan var. Fakat sana hediye alacak burada böyle bir niyetim var alacaktım dedi. Dikkat edin iş değişti. Fakat sana hediye alamadım. Bu niyetim gerçekleşmedi. Bu beklentim gerçekleşmedi anlamı veriyor. Ve sevgili öğrenciler olasılık mı kesinlik mi anlamı? Bakın bu sınavda da çok karşınıza çıkar. Olasılık yani ihtimal olabilir de olmayabilir de demek. Fakat kesinlik demek şüphesiz. Başka ihtimal yok demektir. Bu ikisini iyi ayırt etmeniz lazım. Şimdi biz o cümlede olasılık anlamı mı yoksa kesin anlamı olduğunu anlayabilmek için cümleye göre hareket edeceğiz. Cümlelerimize bakalım. Gördüğünüz gibi sınavdan 100 almıştır. Anladığım kadarıyla sınavdan 100 almıştır. Sevgili öğrenciler size sadece şu şekilde cümleyi söylemez. Çünkü bu şekilde söylerse olasılık mı, kesinlik mi anlamı olduğu tam ortaya çıkmaz. Bakın, sınavdan 100 almıştır. Bir düşündüğünüz zaman almış olabilir de olmayabilir de şeklinde olasılık anlamı var da diyebilirsiniz veya sınavdan 100 almıştır. Kesinlikle sınavdan 100 almıştır şeklinde de anlayabilirsiniz. O yüzden size bu şekilde cümleyi vermezler. Mutlaka verilen bu bilgilerin başında şu şekilde kesinlik veya olasılık anlamına götürecek kelimeler verir. Bakalım gördüğünüz gibi sınavdan 100 almıştır gördüğünüz gibi dedi. Bakın görüyorsunuz elinde bir belge var. Belki bir yazılı kağıdı var onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi sınavdan 100 almıştır. Demek ki bu kesin bir bilgi. Fakat diğer cümleye bakalım. Anladığım kadarıyla sınavdan 100 almıştır dediği zaman anladığım kadarıyla dediği için bakın tahminde bulunuyor. O yüzden bu cümlemizde kesinlik değil olasılık anlamı var. Kamera kayıtlarına göre tam zamanında gelmiştir gidince görürsünüz tam zamanında gelmiştir. Bakın burada size tam zamanında gelmiştir, tam zamanında gelmiştir şeklinde tek başına cümleleri vermez. Çünkü bu şekilde verirse olasılık veya kesinlik anlamı olabilir. Yani bu cümleye tam zamanında gelmiştir cümlesine kesin de diyebilirsiniz, olasılık da diyebilirsiniz. Bunu engellemek için mutlaka bunların önünde kesinlik mi, Olasılık mı olduğunu gösteren bilgiler vardır. Şimdi cümleyi baştan sona okuyup cümleye göre hareket edelim. Kamera kayıtlarına göre tam zamanda gelmiştir. Bakın burada kamera kayıtları, kameraları açtık, baktık, dedik ki kesinlikle tam zamanda gelmiştir. Çünkü kameralar şahitlik yapıyor. O yüzden bu cümlemiz kesinlik bildiriyor. Diğer cümlemize bakalım. Gidince görürsünüz tam zamanda gelmiştir. Bakın iş değişti. Gidince görürsünüz burada Olayın kesin olup olmadığı belli değil, gidince görürsünüz diyor. O yüzden gidince görürsünüz tam zamanında gelmişti cümlesinde ihtimal olasılık anlamı vardır. Sevgili öğrenciler ek fiiller konusu bu kadardı. Gördüğünüz gibi uzun bir konu fakat anlaşılmaz bir konu değil. Size verdiğimiz uyarılara dikkat ederseniz cümle içinde kullanılan o ekin ek fiil olup olmadığını anlamak için size gösterdiğimiz yöntemi uygularsanız inşallah bu konuyu rahatlıkla yapabilirsiniz. Umarız yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için bildirim sesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.